Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 268. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Uzunca bir aradan sonra yine birlikteyiz diyelim. Bugün konuğumuz Doktor Akif Kayapınar. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisinin Küre Yayınlarından çıkmış olan bir kitabı var. Siyasal Düzen, Adalet, Asabiyet, Adalet ve Asabiyetin Siyasetteki Rolü başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Kendisi İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve bu vesileyle kendisini davet ettik, sağ olsun geldi. Bu yayına ara vermemizin sebebi Ozan'ın geçirmiş olduğu bir kaza ve ona da geçmiş olsun diyelim. Üzerinden kamyon geçen bir yayın program olduk hep beraber. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu Ozan'a sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Ufak bir şey yapayım sorudan önce. Evet. Kaza sonrasında Çamsakur Hastanesi acil servisine. Evet. Sonrasında da Koç Üniversitesi'nde Özkan Ateş Hoca'ya teşekkür ediyorum ayrıca. Eşime de teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Biraz şimdi şu anda hareket edebilirim ama evet. Sen de biliyorsun. Belli bir süre bayağı bir hareketim falan böyle kısıtlanmıştı ağrılardan dolayı. Geldi geçti. Neyse biz yolumuza devam edelim. Evet. Akif'cim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Benim de aslında ilgilendiğim konulardan bir tanesi İbn Haldun. Sen de zaten doktora tezinde İbn Haldun üzerine, Asabiyet üzerine ve burada müstakil bir çalışma. Ben yani kitabı çok çok beğendim. Yani, cidden çok keyifli okunuyor. Böyle bir kavramlı üzerinden zaten bir tarih, adalet kavramı üzerinden ondan sonra işte yönetim tarihi böyle. Ama tabii bunlar böyle güzel soyutlamalar şeklinde giden bir metinler. Ama ilk başta giriş kısmını ben özellikle çok beğendim. Yani bir biraz önce söyledim, manifesto gibi. Asgari müşterekleri olmayan bir Türkiye topluluğu mu artık, toplum mu? Onun üzerinden bir değerlendirme yapmışsın. Aslında oraya biraz da böyle bir değerlendirerek girelim. Ondan sonrasında da konuşuruz. Türkiye'nin asgari müşterekleri var mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu giriş kısmını kitabın geri kalanı için bir altlık, bir genel çerçeve, belki yapmaya çalıştığım şeyin ifadesi olarak tasarlamıştım. Biraz da serbest bir üslupla yazdım. O yüzden giriş kısmı diğer kalan kısımlara göre biraz daha kolay okunuyor ve keyifli okunuyor. Bu tür tepkileri ben de aldım. Şimdi giriş kısmında söylemeye çalıştığım birkaç şey var. Bunlardan birisi sahicilik meselesi, düşüncede sahicilik meselesi. Ben Türkiye'deki içinde bulunduğumuz şartların, sıkıntıların arkasında yatan unsurlardan birini, belki çok temeldeki unsurlardan birini sahici düşüncenin yokluğu olarak görüyorum. Sahici düşünceyi de şöyle tanımlıyorum kendimce. Şimdi ve burada var olan sorulara cevap arayışı veya cevap verme süreci, gayreti. Düşünce benim kanaatimce bir cevap verme işlemidir. Cevap sorular varsa verilebilir. Sorular sorunlardan neşet eder. Durup dururken insanlar soru sormazlar. Eğer sorunlar varsa soru sorarlar ve sorunlar ne kadar bizimse, ne kadar bize aitse, şimdi ve buraya aitse sorular o kadar sahici, cevap arayışları da o kadar sahici olur. Ben bu kısmın biraz entelektüel hayatımızda kolektif düşünce söz konusu olduğu zaman biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani bireysel olarak çok kıymetli çalışmalar var, çok kıymetli gayretler var fakat bunların bir araya gelerek kolektif düşünceyi üretme kapasitesi biraz düşük. Kolektif düşünce ortak sorulara, ortak cevap arayışı olarak belki tarif edilebilir. Ve kolektif düşünce diyalojiktir.
efendim farklı insanların verdiği cevaplar karşı karşıya gelir. Bunlar birbirini besler, birbirini eler, birbirini temizler ve nihayetinde ortada sıhhatli bir düşünce atmosferi oluşur. Fakat bu açıdan biraz zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle de siyasal düşünce söz konusu olduğu zaman. Şimdi bunun tabii gereklerini biraz detaylı bir şekilde orada yazıyorum. Özellikle siyaset bilimindeki mesela Amerikan merkeziliğinin bunda rolü var. Evet, Amerika'nın kendi toplumsal, siyasal gerçekliğinde üretilen sorulara verilmiş cevaplar veya verilmeye çalışılan cevaplar var. Biz bunları biraz verili alıyoruz ders kitapları üzerinden. Ve aslında bizim toplumsal, siyasal gerçekliğimize fazla değmeyen ya da yeterince değmeyen sorulara cevap bulma gibi böyle tuhaf bir durum içerisindeyiz. Bu açıdan sahici düşüncenin yokluğunu biraz orada ifade etmeye çalışıyorum. Bunun ötesinde tabii Türkiye'nin bir siyasal düzen sorunu olduğundan bahsediyorum. Siyasal düzenin teşekkül etmemiş olmasından yakınıyorum. Bu yeni bir mesele değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma süreciyle başlayan ve yine o dönemle birlikte başlayan düşünsel tartışmaların bugüne kadar devam ettiğini orada ifade ediyorum. Maalesef bu konuda çok fazla bir mesafe alamadık. Yani 19. yüzyılın son çeyreğinde, işte 20. yüzyılın ilk yıllarında yapılan tartışmalara bakarsak aslında bugün yapılmış gibi canlı, bugün yapılmış gibi argümanlar hala aynı argümanlar. Hatta daha ilerisinde bugünkülerden. Bazen daha ilerisine de geçiyor dediğin gibi. Dolayısıyla o konuda çok fazla mesafe alamadığımızı düşünüyorum. Ve yine burada belirttiğim İdris Küçük Ömer'den iktibasla Türkiye o dönemden bugüne kadar maalesef ana hatlarıyla, çok fazla tabii toplumsal ayrışma zemini var. Fakat ana hatlarıyla iki temel kampa bölünüyor. Elitler düzeyinde, seçkinler düzeyinde iki temel kampa bölünüyor. Batıcı laik kesim ile işte gelenekçi İslamcı kesim. Ve bu iki seçkinler grubunun kendi hakikat anlayışları, kendi dünya görüşleri, kendi hukuk, adalet, efendim bilgi vesaire görüşleri yan yana paralel bir biçimde var oluyor. Paralel biçimde var olması bunların birbirleriyle diyaloğa geçtiği anlamına gelmiyor maalesef. Dolayısıyla toplum, yine seçkinler üzerinden konuşursak, asgari müşterekler üzerinde birleşememiş, kabaca ikiye ayrılmış bir yapı arz ediyor kanaatimce. İşte onu bu giriş kısmında biraz çerçevesini çizmeye çalışıyorum. Bu şeyi söyleyince aklıma daha önceden benim ve gelen bir şey söyleyeyim. İşte kolektif düşünce yoktur. Hatta biz de bunlardan konuşuyorduk. Yani bir, mesela akademi yok ama akademisyenler var. Yani bir akademi, onun ortaya çıkarttığı bir akademik kamuoyu yok ama evet. Onun üretilen oradan bilgi yok ama onun haricinde tek tek akademisyenler, iyi çalışan akademisyenler evet, var. Evet. Akademiye rağmen iyi çalışan akademisyenler. Yani ben de evet onu söylüyorum. Yani evet, tek tek ele aldığımızda çok kıymetli çalışmalar var. Çok kıymetli zihinler var. Fakat bunlar bir araya gelip de bir sorunun çaresi olabilecek şekilde büyüyemiyor, gelişemiyor. Yani bu da bence evet bireysel düşünce var ama kolektif düşünce maalesef yok. Hatta ben orada metaforlar kullanıyorum, organizmacı metaforlar. Ölü diyorum ya da can çekişmekte diyorum kolektif düşünce için. Yani o tabii Türkiye'de bu paralel diyorsun, sanki paralel evrenlerde yaşayan düşünce şeyler öyle, var. Evet, yani evet, birbirine evet. Karışmıyor. Aynı şeyde, aynı maddi gerçeklikte fakat farklı evrenlerdeymiş gibi böyle. Farklı evet. Zihni evrenlerde hiçbirbirine karışmayan şeyler var. Burada yine kitabın özellikle bu adalet kitabı okurken adalet kavramının ne kadar genel geçer ve hani yine şeyde söylediğim gibi bir presokratik felsefede daha doğrusu felsefenin Yunan felsefesinde arke sorunu var.
çok biliyorsundur sen de. Orada böyle işte arke nedir sorusuna işte birisi kalkıyor su diyor, öbürü işte kalkıyor işte ateş diyor, öbürü işte atomdur, şudur budur falan diyor. Onun en sonunda da gelinen sonuçta arkadaşlar diyorlar şeyler sofistler yani bu hakikati açıklamaya çalışıyordunuz ama burada hiçbir şey yok. Anca her şey işte bir dil üzerinden yapılan bir şeye geliyor. Şeyi de okuyunca, bu adalet tanımlarını falan okuyunca aynı şeyi de aklıma geldi. Aynı paralellik aklıma geldi. Yani cidden bu kadar üzerine konuştuğumuz şeyin altının boş olması nasıl mümkün oluyor? Şimdi evrensel anlamda adaletin mahiyeti itibariyle bir tanımının olmaması adaleti tabii bence önemsiz kılmıyor. Evet, adaletin jenerik tanımları var. İşte adalet herkese hak ettiğini vermektir. En fazla karşılık bulan ve aşağı yukarı bütün kültürlerde de kabul edilmiş karşılığı bu. Her şeye hak ettiğini, her şeye ve herkese hak ettiğini vermektir. Bunun karşıtı da zulümdür. Fakat kimin neyi, ne kadar hak ettiğini nasıl tespit edeceğiz? Zaten kıyamet orada kopuyor. Bu da işte ilgili kültürün kendi sembolik sistemi çerçevesinde içi doldurulan bir kap. Bu anlamıyla evet, mahiyeti itibariyle, özü itibariyle evrensel anlamda bir adaletten bahsedemiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, insanlarda bir adalet duygusu olduğuna inanıyorum ben. Yani hiçbir eğitim almamış, hiçbir bu anlamıyla nasıl söyleyelim kültürel bir şeyden etkilenmemiş, yapıdan etkilenmemiş insanlarda dahi, bu tabii mümkün değil ama farazi olarak konuşuyorum, adalet duygusunun olduğunu, doğuştan getirilen bir adalet duygusunun olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde tarif edilmesi gerektiği zaman adalet şudur ve dolayısıyla şu durumlarda şu şekilde tezahür eder diyebileceğimiz şekilde bir evrensel tanımı yok adaletin. Peki benim birinci bölümde zaten sorduğum soru da biraz bununla alakalı. Adalet bu kadar evrensel mahiyetten yoksunsa niçin tarih boyunca bütün siyasal tartışmaların merkezini hep işgal ede gelmiş? Modern dönemde bu biraz geri plana itilmiş ama yine bugün özellikle de bu John Rawls'un 1970'lerin başındaki o kitabından sonra Bir Adalet Teorisi adlı kitabından sonra tekrar modern dönemde de siyasal felsefenin merkezine yerleşti. Neden tarih boyunca insanlar adaleti bu kadar önemsemiş? Benim orada bulduğum cevap, evet, mahiyeti itibariyle tanımlanamasa da adaletin bir işlevi, bir fonksiyonu var, toplumsal fonksiyonu var. Bu da iktidarı sınırlandırmak. İlgili toplumdaki iktidarı sınırlandırmak. Şimdi bunu biraz daha geniş bir arka plana oturursak zannedersem daha iyi anlaşılacak. Benim birinci bölümdeki sorum şuydu. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde siyaset bilimi literatürüne hakim olan bir ideal siyasal düzen, iyi yönetişim formu var, modeli var. Bu da nedir? İşte liberal demokratik düzendir. Fakat liberal demokratik düzen ve bunun dışındaki bütün şeyler yine cari ana akım siyaset bilimi literatüründe idealden sapma olarak görülür. Ve en azından ben öyle anlıyorum. Siyasal düzen formları. Fakat bu söz konusu model en azından teorik olarak, pratikte de ne kadar tabii hayata geçirilebildiği tartışılabilir. 20. yüzyılda ancak büyük ölçüde realize edilebildi, hayata geçirilebildi. Peki bunca yıllık, bunca uzun, binlerce yıllık insanlık tarihinde insanlar hiç mi iyi yönetişime sahip olamadı? İdeal bir siyasal düzene sahip olamadı? Yani bu biraz bana fazla ben merkezci geliyor. Dolayısıyla şu soruyu sordum. Acaba şekil şartlarından, kabuğundan, efendim ambalajından ayrı düşündüğümüz zaman evrensel manada insanlık durumunun gerektirdiği şekilde bir iyi yönetişim formu var mı? Bir ideal siyasal düzen modeli var mı? Şöyle hızlı bir taramayla ikincil kaynaklar üzerinden baktığımda ben böyle bir şeyin mümkün olduğunu gördüm. Böyle bir şeyin var olduğunu gördüm. O da şu,
bütün kültürlerde, bütün toplumlarda yine tarih boyunca insanlar şunu aramışlar. Bu insani varoluşun bir gereği olarak, bir sonucu olarak zannedersem bu arayış gerçekleşmiş. Bir taraftan iktidar temerküzü kamu düzeninin tesisi için, insanların güvenlik ihtiyacının karşılanması için, varoluşlarını sürdürebilmeleri için gerekli bir şeydir, yapıdır. İktidar temerküzü dolayısıyla bu ihmal edilemez ve tarih boyunca da bütün toplumlarda bu ola gelmiş, yapıla gelmiş. Ama öte taraftan aynı insanlık durumu yine varoluşun sürdürülmesi için o iktidarın sınırlandırılmasını da gerektirmiş. Yani eş zamanlı olarak iktidar temerküzü ve iktidarın temerküzü ve iktidarın sınırlandırılması ideal düzen formu olarak bütün kültürlerde bir şekilde ifade edilmiş. Dediğim gibi bunu hayata geçirilmesi ayrı bir bahis ama vizyon düzeyinde insanların kendilerine model olarak aldıkları düzen ideası açısından bu böyle ola gelmiş. Burada iktidarın temerküzünden şunu kastediyorum, bazen temerküz kelimesi anlaşılamayabiliyor. Yani gücün bir merkezde toplanması, bunu modern dönemde Weber'in işte monopolizasyon dediği, tekelleşmesi dediği, şiddetin, meşru şiddetin bir elde toplanması dediği şey olarak düşünebiliriz. İktidarın bir merkezde toplanması kamu düzeni için ve hiyerarşik bir şekilde yapılanması kamu düzeni için gerekli. Güvenlik ihtiyacını karşılamak için gerekli, insanların itaatini sağlamak için gerekli. Ama öte taraftan insanların bir de manevi varoluşu, ruhsal varoluşu söz konusu. Onun için de iktidarın sınırlandırılması aynı zamanda eş zamanlı olarak gerekli. İşte bütün toplumlarda bu birbirine koşut, birbirine paralel olarak hep telaffuz edilmiş, kurgulanmış ve bu ideal düzen formunu oluşturmuş. Yani bu Babiller'de de böyle, Çin'de de böyle, Hindistan'da da böyle vesaire. Peki iktidar nasıl temerküz etmiş, bunun araçları nasıl olmuş, iktidar nasıl sınırlandırılmış, bunun araçları nasıl olmuş? İktidar temerküzü daha ziyade yöneticilere, yönetime bir kutsiyet, kutsallık, tanrısallık, hatta tanrılık atfedilmek suretiyle olmuş. Tabii ki şimdi modern dönemde de bu böyle olmakla birlikte modern öncesi dönemde teknolojik imkanlar iktidarın kurulumunu öyle çok kolaylaştırmıyordu. Dolayısıyla insanların kendi kendilerini bağlamaları, kendi kendilerini görevli hissetmeleri gerekiyordu. İtaate görevli, kanunlara uymaya görevli olarak hissetmeleri gerekiyordu. Bu da daha ziyade bahsettiğim şekilde bir dini çerçeveyle sağlanmış. Büyük ölçüde bütün toplumlarda, İslam siyaset tecrübesinde ya da siyaset düşüncesinde bu biraz farklı. Yeri gelirse ona da temas ederiz. Bunun karşısında da iktidarın sınırlandırılması adalet nosyonu üzerinden hep düşünülmüş, tartışılmış, ifade edilmiş. Şimdi şu söylenebilir, yani iktidar niçin karşı bir iktidarla şey yapılmıyor, dengelenmiyor? Bu mantıksal olarak zaten mümkün değil. Çünkü merkezileşmiş olması iktidarın söz konusu alanda ikinci bir iktidar kaynağının kalmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu Jim Madison, kurucu babalardan, Amerikan Anayasası'nın da müelliflerinden bunu çok iyi ifade ediyor. Yani bir ikilemden bahsediyor. Diyor ki bu ikilem bir taraftan iktidarın temerküzünü sağlayacak bir alan oluşturmak, diğer taraftan da muktedirlerin kendi kendilerini sınırlandırmalarını gerektirecek bir alan oluşturmak. İşte muktedirler kendilerini bu adalet nosyonu üzerinden, kavramı üzerinden ancak sınırlandırabilmişler. Dolayısıyla adaletin böyle bir işlevi ola gelmiş. Modern dönemde bunun farklılaştığı düşünülebilir ama hayır. Benim kanaatimce modern dönemde de aynı şekilde bir iktidar temerküzü ve iktidarın sınırlandırılması süreci yaşanmış. Hatta daha seküler formlarda ifade edilmiş olsa bile orada da dini, ilahi
unsurlar devreye sokulmuş. Mesela egemenlik nosyonu üzerinden bir kutsiyet iktidar temelküzüne atfedilmiş ve yine birey, kutsal birey ve hakların nosyonu üzerinden de bir adalet duygusu, adalet anlayışı geliştirilmiş. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman adalet işlevi itibariyle, siyasal ve toplumsal işlevi itibariyle tarih boyunca hep siyasal tartışmalarının merkezinde ola gelmiş. Biraz cevabı uzattım ama. Yok. Ben şeyi merak ettim. Bunu tarım toplumu ve eksen çağıyla falan açıklıyoruz da, açıklıyorsun şeyi. Daha evveline dair, mesela tarım toplumundan öncesine dair, tabii o biraz daha şey, yani kaynaklar kısmında biraz sıkıntılı olabilir. Böyle bir adalet, çünkü burada bahsettiğimiz işte İbrahim'i gelenek var. Ondan sonra işte Çin'de bir farklı bir yapılanma var. İşte Hindistan'da farklı bir şey var. Ama bunun öncesine dair bir şey var mı? Bir şey görebiliyor muyuz? Daha antropolojik belki bir... Ya şimdi bu soruya tam net cevap verebilmek için daha derinlikli bir araştırma belki yapılması gerekiyor. Benim biraz ikincil kaynaklar üzerinden yaptığım biraz hızlı bir taramanın neticesiydi biraz önce söylediklerim. Fakat şöyle bir genel algı var, genel anlayış var, antropologların da büyük ölçüde benimsediği. Şimdi insan toplulukları küçük gruplar halinde yaşarken oradaki düzeni tesis eden, siyasal düzen demek için belki biraz daha büyümesini beklemek gerekir o grupların, ama orada bir düzen var. O düzeni tesis eden şey kan bağına dayalı birlik. Yani aynı atalara mensup küçük bir grubun kendi aralarında yüz yüze ilişkilerine dayalı bir düzen söz konusu. Elbette onların da doğruları var, onların da yanlışları var. Fakat bu yüz yüze ilişkiler ve küçük bir grup olduğu için kolay tesis edilebiliyor. Bazı antropologlar bu grubun üst sınırının, rakamsal olarak üst sınırının 150 olduğunu söylüyorlar. Yani grup üyelerinin sayısı 150'yi geçtiği zaman artık kan bağına dayalı birliktelik işlevselliğini yitirmeye başlıyor. Farklı bir moda geçmesi gerekiyor grubun. Yani mesela orada da az çok kurallar var, kanun diyemeyeceğimiz belki kurallar var. Peki grup üyeleri bu kurallara niye itaat etsin? Diyelim ki kimsenin görmediği, bilmediği yerlerde niçin uysun? İşte bu 150 sınırından sonra yine araştırmacıların ifadesi sembolik sistemler devreye giriyor. Yani insanların itaatini polis güçlerinin, jandarma güçlerinin veya fiziksel güçlerin, zorlayıcı güçlerin olmadığı yer ve zamanlarda insanların itaatini sağlamaya yönelik sembolik sistemlerin devreye girdiğini söylüyorlar. Bu yine Rousseau'nun bir ifadesi var. Açıklayıcı gördüğüm bir ifade, diyor ki ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir muktedir iktidarını bir hakka ve itaati de bir vazifeye çeviremediği sürece yeterince şeyde kalacak kadar, iktidarını sürdürebilecek kadar yeterince güçlü değildir. Daha güzel tercüme edilebilir ama benim herhalde anlaşılmıştır. Dolayısıyla iktidarını bir hakka çevirmesi gerekiyor. İtaati de bir vecibeye, bir vazifeye çevirmesi gerekiyor. İşte bunu sağlayan şey sembolik sistemler. Polis gücüyle bunu sürdüremezsiniz, uzun süre sürdüremezsiniz ve büyük kalabalıklar üzerinde sürdüremezsiniz. İnsanların bir kere itaati bir vecibe sayması gerekiyor. Zaten hak ve vecibe birbirinin aynadaki aksidir. Yani birisinin hakkı diğerlerinin ona karşı vazifesidir veya vecibesi, görevidir yani. İşte bu tarih boyunca bütün kültürlerde büyük ölçüde dediğim gibi sembolik sistemler üzerinden gerçekleşmiş. İşte Çin'de Tianming kavramı var mesela, Tanrı'nın vekaleti. Yöneticiler Tanrı'nın vekaletini edinmiş, Tanrı'nın vekaleti üzerine düşmüş insanlardır. Dolayısıyla tanrısal bir özellik taşırlar.
Fakat öte yandan yine Tianming aynı kavram şunu da içerir. Peki Tanrı'nın vekaletinin bir sınırı yok mudur? Şüphesiz vardır. Bu şartlı bir vekalettir. Eğer halk yönetimden memnun değilse o zaman işte Tanrı'nın vekaleti ortadan kalkmaya başlar. Yani orada halkın rızası, halkın memnuniyeti Tanrı'nın iradesinin bir göstergesi olarak hep algılana gelmiştir. Bizde meşhur olan bir söz vardır. Hani halkın sesi hakkın sesidir. Bu aslında çok evrensel bir ifadedir. Roma'da da vardır, Çin'de de vardır. Diğer kültürlerde de muhtemelen var. Dolayısıyla halkın memnuniyeti, halkın rızası aslında hakkın memnuniyeti ve rızasının bir göstergesidir. Bu anlamıyla Tanrı'nın vekaleti hep bir şarta bağlanmıştır. Bu Budizm'de de böyledir. Şimdi biraz önce Eksen Çağ'dan bahsettik. Eksen Çağ biliyorsun milattan önce binli yılların ortalarına doğru yoğunlaşmış bir radikal kırılmadır dünya çapında. İşte bu dönemde Tanrı krallar, Tanrı ile kral diyelim, Tanrı ile kral anlayışları birbirinden ayrılmış. Tanrı daha aşkın bir pozisyona yükselmiş. Krallar da Tanrı adına hareket eden ama Tanrı'nın da sınırlarını nasıl söyleyelim, çizdiği sınırların dışına çıkmaması gereken yöneticiler olarak hep algılana gelmiş. Dolayısıyla o gün bugündür bu adaletin de referans kaynağını oluşturmuş. O gün bugündür yöneticiler hep adaletle yargılanmışlar, adaletle değerlendirilmişler. Böylelikle de adaletten saptıkları ölçüde Tanrı'nın iradesini yitirmişler ve adalete bağlı kaldıkları sürece de Tanrı'nın desteğini, iradesini koruyabilmişler diye anlaşıla gelmiş bütün kültürlerde. Evet. Hocam bu adalet kavramı son derece soyut bir kavram olarak karşımıza çıkıyor ama neredeyse siyasetin ana ekseni. Yani burada hem kavramın çok soyut olması ama pratik olarak da siyasetin ana malzemesi olması meselesi konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani bir de tabii burada şey de var. Yani iyi yönetişimle adalet arasındaki ilişki nedir? Birebir bir ilişki var mı? Bu biraz bunlara değinebilir miyiz? Zaten evet. Kitabınızın ilk bölümünde biraz bunları şey yapıyorsunuz. Daha sonra da işte diğer ikinci bölümde biraz geliştiriyorsunuz. Soyut olmakla birlikte aslında ilgili kültürlerde ete kemiğe bürünmüş bir adalet şeyi var. Adalet sistemi, adalet anlayışı var. Fakat bu evrensel değil. Mesela adalet diyelim ki Babililere göre böyleyse, Çinlilere göre şöyle veya işte Hindulara göre böyleyse, Müslümanlara göre şöyle. Ama Müslümanlar dediğimiz, Çinliler dediğimiz, efendim Babililer dediğimiz grupların kendi içerisinde az çok sınırları belli, az çok şey yapmış, müşahhaslaşmış bir adalet anlayışı var. Somutlaşmış bir adalet anlayışı var. Zaten müşterek bir adalet anlayışı yoksa grupların siyasal düzen tesis etmesi çok zor. Yani imkansız belki de. Bu John Rawls'u bilirsiniz. O diyor ki o çağdaş Batı toplumları için yazarken evet diyor üzerinde uzlaşabileceğimiz dünya görüşleri yoktur diyor. Herkesin farklı bir dünya görüşü vardır. Herkesin farklı bir iyi hayat anlayışı vardır. Dolayısıyla biz bu müşterek bir iyi hayat, müşterek bir dünya görüşü arayışını artık bırakmamız gerekir diyor. Biz diyor ikinci en iyi de uzlaşmamız gerekir. Fakat diyor buna rağmen diyor müşterek bir adalet anlayışı zorunludur diyor. Yani John Rawls bile liberal yaklaşımın biraz sol tandanslı liberal yaklaşımın en büyük temsilcisi olarak John Rawls bile üzerinde uzlaşılmış bir adalet anlayışının olması gerektiğini söylüyor. Eğer bir toplumda üzerinde uzlaşılmış bir adalet anlayışı yoksa neye göre tesis edeceksiniz siz siyasal düzeni? Zemin ne olacak? Doğruyu ve yanlışı
ya da şöyle söyleyeyim, iyi ve kötüyü neye göre tespit edeceksiniz? Sizin iyi dediğiniz şeye öteki kötü diyecek. Bunu nasıl benimseyeceksiniz? Dolayısıyla orada üzerinde uzlaşılmış bir adalet nosyonunun varlığı zorunlu. Şimdi adalet ile iyi yönetişim arasındaki ilişki de biraz önce söyledim. İyi yönetişim hep şey olarak algılanmış, yani eş zamanlı olarak iktidar temerküzü ve iktidar sınırlandırılması. İşte adalet iktidarı sınırlandıran bir unsur olarak orada olmak zorunda. İnsanların güvenliği iktidar temerküzüne, özgürlüğü, psikolojik olarak, manevi olarak kendilerini gerçekleştirebilme imkanları da iktidarın sınırlandırılmasına bağlı. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır, meşhur. Hı hı. O somut ihtiyaçlardan, asgari ihtiyaçlardan başlar ve kendini gerçekleştirmeye kadar çıkar. Bu aslında bütün kültürlerde vardır. Yani İslam hukukunda da vardır. Çünkü insan biyopsişik bir varlıktır. Yani hem bedensel hem ruhsal bir varlıktır. Dolayısıyla bedensel olarak, bedensel ve ruhsal bütünlüğü onun varoluşsal ihtiyacıdır. Bütünlüğünü korumak, muhafaza etmek. Dolayısıyla ideal siyasal düzen de bu bedensel ve ruhsal bütünlüğü korumaya yönelik olarak şekillenmek durumunda. İşte adalet burada özellikle o ruhsal bütünlüğün muhafazası bağlamında gündeme geliyor. Evet, adaletin bedensel bütünlüğü sağlama işlevi de var şüphesiz ama iktidarın sınırlandırılması açısından ruhsal bütünlüğün korunmasında çok önemli bir işlevi var. Bu alt başlık olarak asabiyet de var. Şeyde tabii, şimdi ilk başta girişte İbn Haldun falan dedik ama ikinci bölümde asabiyet konuşuruz. Asabiyet üzerinden devam ediyorsun sen. Orada İbn Haldun'un bu asabiyet kavramı siyaseten bir açıklayıcı özne değil de sürekli olarak bir nesne olarak kullanılıyor. Yani düşünce tarihinin bir nesnesi, düşünce, siyaset düşüncenin bir öznesi, onun üzerinden yapılan bir açıklama olarak hiç görünmüyor. Mesela ben şeyi okuduğumda, Frans de Waal diye bir primatolog var. Bu şey üzerine çalışıyor, işte primatlar falan üzerine, şempanzeler üzerine çalışıyor. Onun bir kitabı var, Türkçe'de tercüme edildi. İşte şey, içimizdeki maymun diye. Orada mesela şempanzeler arasında siyaset diye bir başlığı var. Ayrıca Frans de Waal'ın Politics in Şimpanze ismi, öyle bir kitabı da var, müstakil bir kitabı da var. Orada şey ilgimi çekmişti. Yani orada siyaset üzerinden konuşurken mesela Machiavelli, Hobbes'a falan referans verirken bir olayı anlatıyor. Bildiğimiz, birebir bildiğimiz asabiyetle açıklanabilecek bir kavramken orayı mesela o şeyi açıklamadan geçiyor. Yani bilmediği için ya da yani muhtemelen bilmediği ve şeyinde alet çantasında olmadığı için o vakayı asabiyetle açıklayamıyor mesela. Onu kullansa daha da güzel olacakken. Ama genel olarak böyle bir şey var. Böyle bir tavır var. Yani güncel siyasette de veyahut güncel siyaset teorisinde de asabiyeti şeye, göreve çağırıyorsun. Evet. Bunun üzerinden biraz konuşalım. Yani çünkü şey bir yanıyla da hani şöyle bir durum da var aslında. Benim hep beni de şey yapan, zorlayan mesela bazı konularda açıklamaya şey olabiliyor, kullanılabiliyor ama bazen de şey problemi de varmış gibi, ortada bir problem var. Yani, İbn Haldun'un yaşadığı dönem biraz daha organik. Yani teknoloji, siyaset teknolojisi, genel olarak teknoloji organik bir teknoloji. Yani şöyle söyleyeyim, toprak şeyle sürülüyor, çiftle sürülüyor, değirmenler suyla dönüyor. Ama bunun yarattığı bir siyasi teknoloji de buna bağlı. Ama şu anda geldiğimiz dönemde teknoloji mekanik, siyaset de mekanik. Ve İbn Haldun'un açıklama şeyi,
kavramı asabiyet çok daha böyle organik bir şeymiş, yapılmış gibi geliyor. Ya aslında devam ediyor mu bu organiklik, bu mekaniklik içinde evet. devam ediyor mu? Ve nasıl kullanabilir? Aslında bir soru da değil de böyle bir evet. soruya sorun içinde önce soruyun içinde soruya şer koydun. Anladığımı zannediyorum soruyu. Önce kısa ve net bir cevap vereyim. Bence devam ediyor. Şimdi biraz arkasını doldurmaya çalışayım. Şimdi bu kitaba ben bir alıntıyla başladım. Chakrabarti'den, Dipesh Chakrabarti'den bir alıntıyla başladım. Chakrabarti düşünce, toplumsal kolektif düşünceyi canlı ve canlı olmayanlar şeklinde böyle organik bir metafor üzerinden kurguluyor. Ve Batı düşüncesinin canlı olduğunu, çünkü onun geçmişteki mensuplarıyla şimdiki mensuplarının doğurgan bir diyalog içerisinde olduğundan bahsediyor. Batı dışı toplumlarda ise bu iletişimin, bu diyaloğun mevcut olmadığını, ancak işte geçmişteki bir düşüncenin ya da düşünürün düşünce tarihi nesnesi olarak ancak algılandığını söylüyor. Bu sadece İslam düşüncesi için değil, Hint düşüncesi için de böyle, Çin düşüncesi için de böyle. Ben bizim de tıpkı Avrupalıların, Amerikalıların yaptığı gibi, hatta bizim de onlarla birlikte yaptığımız gibi geçmiş düşünürlerle daha doğurgan, daha canlı diyaloglara girmemiz gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. İbn Haldun da diyaloğa girebileceğimiz kanaatimce özellikle siyaset açısından, toplum bilimleri açısından en mümbit, en verimli zihindir kanaatimce. Dolayısıyla önce bunu tespit olarak yapmış olayım. İkincisi, İbn Haldun o meşhur mukaddimesinde farklı kavramlar ortaya koyuyor. Bu kavramlar ilk etapta konvansiyonel manasıyla kullanılıyor. Yani o zaman İbn Haldun'un yaşadığı coğrafyada ve zamanda ne anlama geliyorsa o anlamıyla kullanıyor. Fakat İbn Haldun modelini kurdukça, detaylara girdikçe bu şeylerin, kavramların içerimlerini genişletiyor. Anlamlarını genişletiyor, esnetiyor. Hatta öyle bir bazen insan, okuyucu öyle bir şeyde kalıyor ki muğlaklaştırıp bırakıyor İbn Haldun. Bu Leo Strauss Machiavelli için bunu söylüyor. Machiavelli'nin virtu kavramı. Yani sanki diyor şey bir şekilde, şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde muğlak bırakmak istemişti diyor o kavramı. Benzer bir şekilde İbn Haldun da pek çok kavramını biraz ucu açık, biraz muğlak bir şekilde bırakıyor kitabında. Bu muğlaklık tabii anlayışı biraz zorlaştırıyor ama öte taraftan çok farklı imkanlar da sunuyor. Mesela farklı zaman ve mekanlara adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Literatürde İbn Haldun'a yönelik okumalar zaten biraz bu çerçevede gerçekleşiyor. Bazı araştırmacılar asabiyet gibi, hadaret bedavet gibi, umran gibi kavramları işte 14. yüzyılın Kuzey Afrika'sına hasretmekten hoşlanıyorlar. Yani diyorlar ki bu kavramlar bu dönemde, bu yerde geçerliydi. Bazıları onu biraz daha genişletiyor, esnetiyor. Müslüman toplumlar için kullanılabilir diyor. Bazıları daha da genişletiyor. İşte patrimonyal ve patriyarkal yapılar için kullanılabilir diyor. Daha başka bazıları hayır diyor. Marx'ın, Weber'in, Durkheim'in kavramları nasıl evrensel düzeyde kullanılıyorsa İbn Haldun'un kavramları da kullanılabilir diyor. Ben de şahsen aslında biraz ortada duruyorum. Biraz esnetilerek, yorumlanarak ben de bu kavramların evrensel düzeyde açıklayıcı bir toplum bilimsel enstrümana dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Asabiyet de bunların başında geliyor. Şimdi İbn Haldun asabiyete kolektif eylemin gerek şartı olarak bakıyor. Yani bir topluluk içerisinde asabiyet yoksa o topluluk kolektif olarak bir eylem gerçekleştiremez. Yani bir amaç istikametinde birlikte yürüyemez.
devlet kurmak, siyasal düzen kurmak en büyük kolektif eylem olduğuna göre asabiyetsiz devlet gerçekleştirilemez. Şimdi peki bu bugün geçerli mi? Geçerli olduğunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum kitapta da, özellikle ikinci bölümde. Şöyle ki bugün bildiğimiz o başarılı siyasal düzen örneklerinin kuruluş dönemlerine baktığımız zaman aslında asabiyetin orada da ben etkili olduğunu görüyorum. Onlar tabii ki asabiyet demiyorlar ama biraz dediğim gibi o ambalajından, kabuğundan ayırdığımız zaman süreçleri, tarihsel gelişmeleri orada da ben asabiyetin mevcudiyetini görüyorum. Ve yine İbn Haldun'un öngördüğü gibi bu asabiyetin giderek siyasal düzen kurulmasından sonra giderek zayıfladığını ve ortadan kalktığını da görüyorum. Henüz belki çalışma imkanım olmadı ama ne bileyim işte Avrupa'da burjuva zümresinin ve burjuva ahlakının, işte Amerika'da püriten ahlakın vesaire benzer asabiyetin sağladığı işlevi ya da benzer işlevleri sağladığını gördüğümü söyleyebilirim. Dolayısıyla bugün de aslında asabiyetin geçerli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Yani sorunun cevabı belki bu şekilde verilebilir. Evet. Hocam bu şimdi kitabınızın son kısmı işte iyi bir yönetişim nedir diye soruyorsunuz ilk kısımda. Daha sonra işte bu varsa eğer bu yönetişim nasıl tesis edilir? Burada iki şey var. Bir aktör, bir siyasi lider ve bireyler. Ve burada da daha sonra da işte başlıklardan hani devam etmeye çalışıyorum. Kurum merkezli siyasi düzen biraz tabii bu batı liberal anlamda bir şey olabilir. Asabiyet merkezli siyasi düzen anlayışı. Bu dikotomileri kurduğumuz zaman, bu karşılıkları kurduğumuz zaman bugün iyi bir yönetişim tesis etmek için yani güncel pratiklerimize baktığımız zaman bunların dışında bir üçüncü yol mümkün değil mi? Yoksa hani bunları bir araya getirecek bir şeyimiz var mı? İmkanımız vesaire var mı? Çünkü bu bizim gibi çatışması yüksek toplumlarda çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. Yani bu gelenek ve modernleşme meselesi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Evet, şimdi birinci bölümde iyi yönetişim nasıl tanımlayabiliriz? İdeal siyasal düzeni nasıl tanımlayabiliriz? Öyle bir şey var mı? Sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. İkinci kısımda da böyle bir siyasal düzen nasıl tesis edilebilir? Sorusunun cevabını arıyorum. Şimdi literatüre baktığımız zaman kabaca üç unsurun öne çıktığını görüyoruz siyasal düzenin tesisi noktasında. Bu üç unsur, üçü de gereklidir. En başta onu söyleyeyim. Yani birini alıp da diğerlerini ihmal etmek söz konusu değil. Ben de zaten bunu ifade etmesi için bağımsız değişken ifadesini kullandım. Yani siyasal düzenin bağımsız değişkeni. Bu şu demek değildir. Diğerleri önemsizdir anlamına gelmez ama birisine bir ilk sebep, kök sebep anlamı yüklememiz gerekirse bu hangisi olabilir diye sordum. Öne çıkan unsurlar şunlar: aktör temelli siyasal düzen anlayışı, kurum temelli siyasal düzen anlayışı ve asabiyet temelli ya da merkezli siyasal düzen anlayışı. Bu asabiyet merkezli siyasal düzen anlayışı literatürde çok fazla konuşulan, tartışılan bir şey değil. En azından cari siyaset bilimi literatüründe. İşte ben biraz onu gündeme getirmeye çalıştım. Kişi ya da aktör temelli siyasal düzen anlayışı da kendi içinde ikiye ayırdım. Birisi yönetici, bir aktör olarak yönetici, lider. Diğeri de bir aktör olarak birey. Bir aktör olarak yönetici, lider anlayışı çok yaygındır. Yani modern öncesi dönemde bütün kültürlerde aslında siyasal düzen yöneticiyle büyük ölçüde özdeşleştirile gelmiştir. Yani bu İslam
tecrübesinde de böyledir. İslam medeniyeti tecrübesinde, diğer medeniyetlerin tecrübesinde de böyledir. Ben orada örneklerini de veriyorum. Biraz o zamanın şartları, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin imkanları düşünüldüğü zaman bu son derece verimli, anlaşılabilir bir şey. Etkin, anlaşılabilir bir anlayış. İkincisi ise yani birey temelli siyasal düzen anlayışı, bu biraz modern dönemde ortaya çıkıyor. Daha önce mevcut olan bir şey değil. İşte 17. yüzyılda toplumsal sözleşme teorileriyle belirginleşen ve nihayetinde demokratik teoriyle zirvesine ulaşan bir anlayış. Yani burada bireylere faillik yükleniyor. Ve bu bireylerin işte rasyonel, özgür, eşit olduğu varsayılıyor. Bu bireyler kendi aralarında bir mutabakata ulaşarak siyasal düzeni tesis ediyorlar. Bu bir anlayış ve bugünkü siyaset, ana akım siyaset biliminin işte tezahürü olan, büyük ölçüde tezahürü olan liberal yaklaşımında benimsediği bir şey. Bir ikinci yaklaşım yine bununla irtibatlı ve yine modern dönemde büyük ölçüde benimsenmiş kurum merkezli yaklaşım. Evet, bireyler önemlidir ama bireyler kurumlar ihdas ederler. Dolayısıyla siyasal düzeni kurumlar üzerinden kurarlar. Dolayısıyla siyasal düzen aslında kurum teşkil etmektir. Kurum kurmaktır. Devlet kurmak şeklinde anlaşılagelmiş. Ve yine siyaset biliminde 1950'lere kadar bu başat yaklaşım hep olmuş. Mesela devlet, siyaset bilimi büyük ölçüde anayasa hukukuyla özdeşleştirile gelmiş. Efendim devlet demek hukuk demektir denmiş. Kelsen'in vesaire düşünürlerin savunduğu gibi. Bu kabaca Thomas Hobbes'tan işte 1950'lere kadar, Weimar tecrübesine kadar siyasal tartışmaları meşgul etmiş kurum merkezli siyasal düzen anlayışı. Ben bunun arkasında biraz 17. yüzyıldaki ve 18. yüzyıl aydınlanmasını, 17. yüzyıldaki bilimsel gelişmeleri Avrupa'daki ve 18. yüzyıl aydınlanmasını görüyorum. Biraz mekanik tasavvur, mekanik anlayış. Mesela şöyle düşünülüyordu bu süre zarfında. Bir yerde siyasal düzen tesis edecekseniz yapacağınız şey bir anayasa yazmak. Sonra o anayasaya bağlı olarak kanunlar hazırlamak. Sonra bu kanunları uygulayabilecek kurumları oluşturmak, işte meclisi oluşturmak, ne bileyim işte bürokratik kurumları oluşturmak ya da işte seçim sistemleri geliştirmek vesaire. Fakat bu dediğim gibi 1950'lerde bırakıldı siyaset biliminde. 1950'lerde siyaset biliminde bırakılmış olmakla birlikte, teorik düzeyde bırakılmış olmakla birlikte aslında insanların zihninde ve bugün Türkiye'de hala belirleyici olan yaklaşım bu olduğunu düşünüyorum. Siyaset biliminde bırakılmasının sebebi şu, bu Weimar tecrübesi önemli bir kırılma teşkil etti. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Weimar Cumhuriyeti kuruldu Almanya'da ve batılı siyaset bilimciler olabilecek en mükemmel anayasayı tasarladılar. Fakat o anayasa iflas etti, çalışmadı. Öyle olunca bir soru kendisini dayattı. Yani eğer bu anayasa tasarlayarak biz siyasal düzen kuramıyorsak, ideal siyasal düzen kuramıyorsak, demek ki o zaman burada başka, bizim ihmal ettiğimiz başka unsurlar var. Dolayısıyla o kurumsalcı yaklaşım terk edildi. Ondan sonra davranışsalcı yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım benimsendi. Biz siyaseti anlamak için bireylerin davranışlarına bakmalıyız. Onlara teori giydirmemeliyiz. Bizzat onların nasıl eylediklerine, nasıl davrandıklarına bakmalıyız ve oradan sonuçlar elde etmeliyiz. İşte bunun yöntemsel karşılığı da geliştirildi vesaire. 1980'lere geldiğimizde ise bunun da çok fazla izah edici olmadığı anlaşıldı. Ve yeni kurumsalcılık dediğimiz bir akım başladı. Hatta işte devletin geri dönüşü, siyaset bilimine vesaire gibi tartışmalar yapıldı. Bu sefer yeni kurumsalcılığın eski kurumsalcılıktan farkı şuydu. Kurumlar önemlidir ama nihayetinde o kurumların içinde insanlar da vardır ve insanların yapıp ettikleriyle kurumun varlığı karşılıklı etkileşim içerisindedir.
Ve bugün hakim yaklaşım büyük ölçüde bu yeni kurumsalcı yaklaşım diyebiliriz şeyde, siyaset biliminde. Fakat yeni kurumsalcılık tam anlamıyla teşekkül etmiş bir yaklaşım değil. İçerisinde farklı fraksiyonlar var ve böyle önü sonu belli bir araştırma yöntemi de değil. Ama bugün büyük ölçüde siyaset bilimcilerinin benimsediği yaklaşım bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kurumsal, bu arada şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi siyaset bilimi literatüründe, teorik çalışmalarda bu yöntem olarak ya da işte varsayım olarak terk edilmiş olsa da siyasal hayatımızı aslında belirlemeye devam ediyor bu kurumsalcı yaklaşım. İşte sistemi şu şekilde tanzim edersek sorunlarımız çözülür. İşte şu kurumu ihdas edersek sorunlarımız çözülür vesaire gibi. Ya da işte... Evet, yani kurumsal çözümler, siyasal sorunlara kurumsal çözümler arayışı devam ediyor. Kurumlar önemli. Tıpkı bireylerin önemli olması gibi, aktörlerin önemli olması gibi, yönetici ya da vatandaş olarak bireylerin önemli olması gibi kurumlar da önemli. Fakat ben burada bir üçüncü nosyonu biraz masanın üstüne koymaya çalışıyorum, gündeme getirmeye çalışıyorum. O da... Bunların da ötesinde aslında bir insan topluluğunu bir siyasal topluma dönüştürecek daha temelde başka bir unsura ihtiyaç var. Ben onu asabiyet olarak ifade ediyorum. Fakat bu sadece İbn Haldun'un gördüğü, fark ettiği bir durum değil. Tarih boyunca büyük siyasal düşünürler asabiyete benzer kavramları hep zaten kullana gelmişler. Bu modern dönemde biraz ihmal edilmiş. Dediğim gibi kurumsalcı yaklaşımın belki etkisi altında. Ama ta antik Yunan'daki bu arete kavramından, areteyi de yetkinlik, kemal şeklinde genelde tercüme edilir. Ama aretenin geçmişine baktığımız zaman, yani Aristo ve Eflatun öncesi geçmişine baktığımız zaman asabiyetle çok büyük paralellikler arz ettiğini ben görebildim, görebiliyorum. Filia, muhabbet şeklinde tercüme edilmiş ki uhuvvet olarak, yani kardeşlik olarak da tercüme edilebilir ki İngilizcesi brotherly law, yani kardeş sevgisi, kardeşçe sevgi gibi. İşte homonoia, fikir birliği, görüş birliği, bunlar hep iç içe geçmiş kavramlar ve mitolojide de zaten o onun kardeşi, kızı vesaire öyle bir şey. Ve sonra Arete'nin Latince muadili virtus kavramı, Cicero özellikle çok bunu önemsiyor ve yine Cicero üzerinden Rönesans dönemine aktarılan bir kavram. Ve Machiavelli'nin virtu kavramları üzerinden ben bu üçüncü unsuru biraz tarif etmeye çalışıyorum. Bu da şudur, başarılı bir siyasal düzen kurumlar ve aktörlerin öncesinde ve ötesinde bir sağlıklı toplumsal zemine dayanmak zorundadır. Sağlıklı toplumsal zeminden kastım da asgari müşterekler üzerinde belli bir mutabakata varmış bir toplum. Biraz önce adalet kavramı üzerinden bunu konuştuk. Yani adalet gibi ve buna benzer kavramları üzerinde en azından anayasal çerçeveyi oluşturabilecek bir mutabakat. Benim kanaatimce bir siyasal düzen anayasayla kurulmaz. Ama bir anayasanın mevcudiyeti ve sağlıklı çalışan bir anayasanın mevcudiyeti o siyasal ve o toplumsal mutabakatın bir göstergesidir. Eğer böyle bir toplumsal zemin varsa bütün sorunlar, siyasal sorunlar özellikle toplumsal sorunlar anayasal çerçevede çözülebilir. İşte bazen siyasetin tanımı şeydir, değil mi? Farklılıkları çözme süreci, işte toplumu oluşturan kişilerin ya da grupların farklı taleplerini, farklı çıkarlarını uzlaştırma süreci, siyasetin tanımlarından biri budur. Bu siyaset işte söz konusu siyasal toplumun varlığında geçerli bir siyasettir. Ancak böyle bir anayasal çerçeve içerisinde hayata geçirilebilecek bir siyasal süreçtir. İşte asabiyetin, ben bu asabiyet kavramının bu siyasal toplumu teşkil eden bir kavram olduğunu burada savunuyorum veya tarif etmeye çalışıyorum. Peki Akif, bir şey soracağım. Burada
bu kavramlar, işte adalet kavramı olsun, yine asabiyet de bunun içine katabiliriz aslında. Sen biraz daha geçmişinde olduğunu söylüyorsun. Bunlar hep böyle tarım toplumu, organize dinlerin oluşturduğu şeyler. Yani eksen çağında oluşan şeyler. Peki daha böyle biraz tabii şey olacak. Bir öngörü gibi veyahut da bir ileriye doğru bakış gibi olacak. Yani artık bu toplumsal şeyler, dayanaklar değişiyor. Yani artık bir tarım toplumundan değil de daha fazla sanayileşmiş, daha fazla işte teknolojinin ileri teknolojinin üzerine yaslanmış bir toplum var. Bu fikirler, bu kavramlar ileriye dönük olarak farklılık veyahut da yeni gelen işte teknolojilerle, bu siyaset teknolojisi olabilir, yani bu yarattığı, altyapının yarattığı yeni teknolojiler dönüşme uğrayabilir mi? Mesela adalet kavramı veyahut da imkanını daha da açabilir mi? Yani o işte üretilen bilgiyle ya da teknolojiyle. Çünkü oturduğumuz, yani konuştuğumuz şeyler aslında şu anda işte 10 bin senelik, 12 bin senelik bir toplumsal hatta üretim araçlarının ve doğurduğu şeyler bunlar aslında. Evet. İleriye doğru ne görebiliyorsun? Tabii ne olacağını kestirmek kolay değil. Yani orası öyle, biraz daha bir spekülatif. Ama en azından şöyle çıkarım yapabiliriz. Yani geçmişten bugüne ne oldu, bundan sonra ne olabilir? Şimdi geçmişten bugüne baktığımız zaman bazen şeylere çok takılıp kalıyoruz. Ben birkaç kere vurguladım burada, ambalaja takılıp kalıyoruz. Biraz önce işte söylediğim o ideal siyasal düzen nedir sorusuna benim vermeye çalıştığım cevapta olduğu gibi. Yani ambalajları soyduğumuz zaman, kabukları soyduğumuz zaman bir öz kalıyor. Ve bu öz insani bir öz. İnsan olduğu sürece var olmaya devam edecek bir öz. Ve bütün kültürlerin ideal siyasal formları da bu özün belli ambalajlarla, belli kabuklarla ifade edilmiş biçimi. Yani bu liberal demokrasi için de bu böyledir. Kitapta da onu biraz anlatıyorum. Yani çok ilginç bir şekilde orada da bir iktidar temerküzü süreci var. Yine çok ilginç bir şekilde o iktidar temerküzü süreci yöneticilere, yönetenlere ve yönetime bir kutsiyet, uluhiyet atfetmek suretiyle gerçekleşiyor. Divine Rights of King mesela, bu son derece modern bir ifadedir. Yani modern öncesi şey değildir, tanrıların ilahi yönetim hakkı. Şimdi dolayısıyla bu özler üzerinden gitmeye çalışırsak bazı şeylerin değişmeden kaldığını görüyoruz. Teknolojik değişime rağmen. Ama bu şu demek değildir elbette. Teknolojik değişim mahiyeti etkilemez anlamına gelmez asla. Mesela bunu da şeyde görüyoruz. Uzunca bir süre monarşi bütün herkes tarafından, aklı başındaki herkes tarafından en etkin yönetim formu olarak algılana geldi bütün dünyada. Bu modern dönemde değişti. Demokrasi mesela şu anda monarşinin yerini aldı. Yine aklı başında herkes demokrasinin en ideal ya da ideale yakın yönetim formu olduğunu düşünüyor. Ve bunun da sebebi büyük ölçüde teknolojik gelişmeler. Yani halk ile yönetim arasındaki irtibat arttı, kanallar çoğaldı, etkileşim artık son derece hızlandı. Şimdi bu etkileşim bu kadar fazlayken elbette ki insanların karar alma süreçlerine katılım talebi de artacaktı. Yani beklenen oydu ama önceden öyle değildi. Yani modern öncesi dönemde yönetim ile yönetilenler arasında bu kadar sıkı bir ilişki, bu kadar sıkı bir etkileşim yoktu. Merkezde alınan kararlar sizin hayatınızı bu kadar doğrudan ve sürekli etkilemezdi. Dolayısıyla halkın karar alma süreçlerine katılma talebi de bu kadar güçlü değildi. O yüzden monarşide bir sorun görülmüyordu o zaman. Ama bugün görülür. Neden görülür? Çünkü yani karar vericilerin alacağı bir karar sizin cebinizdeki paranın değerini etkileyebiliyor. 24 saatinizi etkiliyor aslında karar vericilerin alacağı kararlar. Dolayısıyla sizin karar alma süreçlerine müdahil olma, katılma gibi bir talebiniz ortaya çıkıyor. Bu da son derece anlaşılır. Ve bunun karşılığı da bugün işte demokrasi olarak ifade ediliyor. Başka şekillerde de ifade edilebilir ama neticede arkasında yatan insani motivasyon bu. Şimdi gelecekte bu süreç öyle zannediyorum ki biraz daha yoğunlaşacak.
insanların yönetime katılma talepleri daha da artacak. Ve bu mesela bildiğimiz anlamda seçimlerden seçimlere tezahür ederken, bugün sosyal medyanın etkisiyle biliyorsunuz çok daha hızlandı bu süreç. Şeyler daraldı, frekanslar daraldı. Belki yine teknolojinin getireceği imkanlarla bu süreç hızlanacak. Yani halkın karar alma süreçlerine şeyi hızlanacak. Müdahale kabiliyeti, talebi, isteği, gücü artacak. Küreselleşme eğer bu yönde ve bu hızda devam ederse artık farklılıklar belki azalacak. Düşünceler daha küresel düzeylerde ifade edilecek. Cevaplar ve sorular daha küresel düzeyde tartışılacak. Ama insani olan ihtiyaçlar var olmaya devam edecek. Biraz önce söylediğim gibi bedensel ve ruhsal bütünün muhafazası. Ve bu ihtiyaca cevap verecek sistemler, yönetim sistemleri arayışı devam edecek. Bu anlamıyla bir süreklilik ben göreceğimizi zannediyorum. Siyasal düzen kurmak için müşterek menfaatler, müşterek anlayışlar olmalı. Dolayısıyla asabiyetin ya da işte diğer virtus virtu gibi ya da arete gibi, filia gibi neyse o kavramların da etkinliğinin devam edeceğini zannediyorum. Yani insani öz itibariyle bir süreklilik bizi bekliyor olacak tahmin ediyorum. Teknolojik imkanlar nedeniyle de formda değişiklikler olacak diye tahmin ediyorum. Yani şekilde değişiklikler olacak diye tahmin ediyorum. Evet. Senin soracağın bir şey var mı hocam? Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Şimdi daha sonra da kapatalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk başta söylediğim şeyi tekrar hatırlatarak belki sonlandırabiliriz. Buradaki bir benim yapmaya çalıştığım bir teklif, öyle kabul edebiliriz. Yani hataları olabilir, eksikleri olabilir. Ama sahici düşüncenin bir tezahürü olduğunu düşünüyorum şahsen. Buna inanıyorum. Şimdi ve burada mevcut olan sorumuza, sorularımıza bir cevap arayışı olarak görüyorum. Eğer bu tür teşebbüsler artarsa sağlıklı etkileşimle çok daha tatmin edici, üzerinde mutabakat sağlanabilecek cevaplara ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunun için de siyasal düzen sorununun en azından bir düşünce sorunu olduğunu savunuyorum. Yani siyasal düzen sorunu kanaatimce bir aktif siyasal mücadele sorunu değildir. Bir düşünsel diyalog sorunudur diyeyim ve söyleyeceklerimi bitireyim. Kültür tarih sohbetleri de bunun zeminini oluşturmak için aslında biraz 7 senedir bu yayınları yapıyor. Farklı düşüncelerden insanların en azından birbirlerini duyup görebilmesinin bir imkanı olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün 268. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde konuğumuz Doktor Akif Kayapınar'la Küre Yayınları'ndan çıkan Siyasal Düzen, Adalet ve Asabiyetin Siyasetteki Rolü üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a ve ayrıca Patreon destekçilerimize buradan teşekkür etmek istiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.